Türk Masası kaldı yerden devam ediyor. Bu akşam Sayın Masum Türker, Sayın Gaffar Yakınca, Sayın Hulki Cevizoğlu ve Sayın Melik Yiğital ile birlikteyiz. Melik Bey tam reklama giderken e, Sayın Türker size bir emoji yolladı. Gördünüz mü acaba? Tam o sırada e, reklam jeneriğimiz evet. girmişti. Fark ettiniz mi? Yakalayabildiniz mi? <laughs> ee, bir, sayın Bakanım o emoji bir daha lütfen. O <laughs> bu. <Evet. Doğru mu? gülüyor> Peki sın <laughs> damga daha doğru dedim Gafar Bey bu gece evet, bir sın damga. evet sın, sın damgalar yapıyoruz o kadar gönlük kalmasın diye. şimdi oldu bakalım. Bu, bu gece tamam. pamukkale tamam. üniversitesinin <laughs> gecesi oldu evet <laughs> bu gece sın damgalarla ara ara zannediyorum evet. <laughs> yayın devam edecek peki şimdi diğer başlığımızla müsaadenize devam edelim efendim şimdi 10 Kasım'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kongre Merkezinde bir anma programında. İmamoğlu çiftinin dans etmesi, sahnedeki sanatçılara eşlik ederek türkü söylemesi sosyal medyanın gündemindeydi. Bu görüntüler epeyce bir tartışıldı. Sayın İmamoğlu Fikrim'in İncegül adlı eser seslendirilirken eşi Dilek İmamoğlu'nu dansa kaldırdı. Dilek Hanım'ın aslında şimdi ekranına gelecek dansa o kalkma esnasında biraz sanki böyle tereddüt ettiği, biraz şaşırdığı, İntibası var, öyle bir görüntü yansıdı kameralara sayın Cevizoğlu. Şimdi bu dans neden bu kadar eleştirildi bir anma programında dans edilmesi uygun bir davranış mıdır? Değil midir? Evet, yani bunu dans... tartışmak istiyoruz sizin abi? kıymetli görüşmelerinizi almak isteriz görüşlerinizi. Hani ben bak, ben baktım iş, kızıl dair hiçbir kültürde yok. E, şimdi demin birinci bölümle ilgili eklemek istediklerimi ekleyeyim. Sonra bu tamam, dans buyurun. meselesine geleyim. Tabii dans, ki. Ko dans konusunda söyleyecek söyleyecek epeyce sözüm var. Evet o yüzden şimdi, sizinle başlamak istedim. Kılıçdaroğlu da bu İmamoğlu ilçesine e, Akşener gitti. Emoji kullandı. Simge kullandı. E, simge daha güzel bir isim herhalde. E, simge kullandı. O konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğunu merak etmiştik. Şimdi Sizler konuşurken baktık ama fırsat olmadı söylemeye. Buyurun. Yaklaşık üç buçuk saat önce Kemal Bey bir tweet atmış. Adana'nın Çukurova ilçesinde toplu açılış ve <laughs> pardon toplu açılış ve temel atma törenindeyiz demiş. Yani yani orada kısa bir videosunu, görüntüsünü de koymuş Kemal Bey. Yanında Akşener oturuyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Başkan Zeydan Karalar var. Toplu açılış ve temel atma törenine gitmiş ama Amerika'daki kaybolması gibi Kemal Bey'in e, kendi CHP'sinin olduğu bir yerde de ne yaptığını mesela bilmiyoruz. O o sırada İmamoğlu ilçesine gitti mi, gitmedi mi? E, bunları bilirsek çok derin yorumlarda yapabiliriz. Şimdi gelelim dans meselesine. Evet. 10 Kasım'da dans olur mu? Şimdi toplum. Farklı farklı düşüncelere kapıldı. Ee, yani işte iki farklı görüş, üç farklı görüş. Umursamayanlar birkaç farklı görüş ortaya çıktı. Bunda ne vardır? Bu laikliğin simgesidir diyenler var ama şimdi birkaç yönüyle izin verirseniz buyurunuz. Şunları söyleyeyim. Estağfurullah. Ee, bu dansın olduğu gün 10 Kasım. Ertesi ha. gün 11 Kasım'da ne var? İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi, gelmeyecek mi diye Beklenen, tartışılan mahkemesi var değil mi? Evet, evet. Bir insan, yani bir insan, normal bir insan davranışı, ben de bir aslında insan davranış bilimcisiyim çünkü hem antropoloji hem sosyoloji çalışıyorum. Hı hı. Şimdi normal bir insan davranışı, ertesi gün bana siyasal yasak gelecek mi diye ciddi bir endişe duysa bir gün önce bu davranışta bulunmaz, dans etmez. Yani kaygı kaygı içinde olur. Bana hayatı yani en azından bu cumhurbaşkanlığı seçiminde bir yıllık bir siyasetten men cezası gelecek diye ciddi bir kaygısı olsa dans etmez. Demek ki böyle bir kaygısı yok. Tersten başlamış oldum. Ertesi gün bu danstan sonraki sabah efendim bana yasak gelecek. Bana yasak verilirse ben kaybetmem, Türkiye kaybeder falan gibi laflar hepsinin birer şov olduğu ortaya çıkıyor. Zaten şovunu da bir gün önce yaptı. Şimdi bunun bilimsel açıklamasını yapmaya çalışacağım. Ama bir de toplumsal açıklamasını söyleyelim. Ya e, genel adetler, kabuller var. Bazı toplumsal normlar var, yani kurallar var. Şimdi örneğin e, bu 10 Kasım Atatürk'ün gecesi değil mi? Yani o gecenin öznesi Atatürk. Evet. Bu toplantıdan bu dansın dışında. Türk toplumuna mal olan Atatürk'le ilgili hangi söz geldi bize ulaştı, iletildi? Yani bu nasıl bir iletişim? Efendim İmamoğlu yok Akşener iletişimi biliyormuş da emoji koymuş da falan filan. Bunların hepsi boş. Şimdi dolusuna bakalım. 10 Kasım Atatürk'ün gecesi. Atatürk'le ilgili bu geceden bize o salondakiler tabii almıştır mesajı konuşmalarda falan ama topluma yansıyan 85 milyona yansıyan Atatürk'le ilgili ne vardır? Bir kere Ekrem İmamoğlu bu dansıyla bilerek ya da orada aşka gelerek coşkuyla aniden bile olsa dansa kalkması Atatürk'ten rol çalmaktır. Atatürk'ün önüne geçen bir davranıştır ki bu bir Atatürk'e hakarettir. Çok doğru. Dans edilir mi edilmez mi ya sonra analiz etmeye çalışacağım. Ama yaptığı Atatürk'ü gölgede bırakacak bir davranıştır ve bir hiçbir Atatürkçüye Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden CHP'nin üyesi olan bir belediye başkanına da yakışmaz. O gecede Atatürk'ün fikirlerini ön plana çıkarmanız gerekiyordu. Biz oradan işte bu izleyicilerinde orada bir grup etkisi var. Alkışlayan var, gülümseyen var, sempatiyle karşılayan var ama belediye başkanının eşi doktora yapan, doktorası bitti mi bilmiyorum. Onu şunun için vurguluyorum. Bilimsel ve akademik düşünce disiplinine sahip bir insan, eşi öyle olması gerekir. Bitti mi doktorası, yarım mı kaldı bilmiyorum. Şimdi o kadıncağız bile dansa kalkarken herhalde daha sonra görüntüleri göreceğiz. Şu anda görüyoruz. Önce herkes gibi. Şimdi gördük biz de. Evet. <laughs> ne yapıyorsun diyor galiba. Şimdi bakın yani müthiş bir şaşkınlık var. Evet. Bu görüntüyü görmeden önce... Bu haberi duyunca ben ya bu bir şike miydi? Yani daha önceden planlanmış organize bir dans olayı e, şaşırma numarası mı yapıyorlar diye. Ama görüntüyü bizim işimiz bu değil mi? 41 yıldır bu görsel ve yazılı medyadayız. Televizyoncuyuz. Görüntüyü okumak bizim işimiz biraz. Şimdi kadıncağızın yani hanımefendi demek daha doğru tabii de ya da bayan. İmam ol demek doğru ama ben kendi üslubumla konuşuyorum. Kadıncağızın yüzünde çok samimi bir şaşkınlık ifadesi var. Yani ses, bizim duymadığımız ses şu. Ekrem ne yapıyorsun şaşkınlığı var yüzünde. Nereden çıktı bu Ekrem sözü var. Yani eşine yüzünün ifadesi tam anlamıyla bu. Ne yapıyorsun Ekrem burada bu olur mu şaşkınlığıyla bakıyor. Kadıncağızın bir hatası yok burada. E peki belediye başkanı durup dururken habire ben 16 milyon şehir, 16 milyonun başkanıyım diyor. <laughs> Bu da yükseltilmiş bir cümle. 16 milyonun belediye başkanı olmalısınız ama arkanızda 16 milyon yok. Aldığınız oy 4 milyon 700 bin, Binali Yıldırım'ın aldığı 3 milyon 900 bin oy. Biriniz %54, biriniz %45 aldınız. Seçmen sayısı 16 milyon değil İstanbul'da. Şimdi bu egoist ve narsist bir açıklama, büyüklenmeci bir açıklama. Benim arkamda 16 milyon İstanbullu var. Yok efendim size 4 milyon 700 bin küsür 720 bin bine kişi oy verdi. Bu seçimin tekrarı sırasında gerçekleşti. Bu oyların bana göre, benim e, kabaca hesaplamalarıma göre 200-300 bini de Birinci seçimde size oy vermeyen AKP'lilerin oyu. Doğru. Partiyi cezalandırmak için, yani o kendi ayağına bastı AKP çünkü o seçimde. 10 küsür, 12 bin küsürlük fark 800 bine çıktı. Bunları da onun oyu saysak toplam 4 milyon 700 bin oyunuz var. 16 milyon nerede? Şimdi 5 milyon diyelim. 5 milyonu siz 3 ile çarpıp 16 milyon var diyerek bir büyüklenmeci şeyiniz var. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu'nun hani bazı sporlarda var. Artistik puanlar var, teknik puanlar var. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'de artistik puanları yüksek. Artistik puanları yüksek. Teknik puanları sıfır. Teknik puanları sıfır. Ya, teknik puanlar nedir bu benzetmede? Yaptığı icraatlar bakımından toplumda İmamoğlu yaşasın. Şu işi icraatı yaptı diye bir algı yok. Ama bütün şov var. Artistik puanlara oynuyor zaten. İstanbul'da bulunduğu zaman az. Bakın bugüne kadar toplum tarafından eleştirilen davranışları neredeyse bu gör görüntülerle unutuluyor. Şimdi 10 Kasım'a geleceğim. 10 Kasım'da bu yaptığının ne anlama geldiğini bana göre bir Atatürkçü olarak analiz edeceğim. Büyükelçilerle görüşmesi sürekli olarak sel bastığı zaman, başka felaket olduğu zaman İstanbul'da sürekli olarak tatilde olması, tatil bana yakışıyor demesi. Ben de o zamanlar demiştim ki, e, belediye başkanlığı size yakışıyor mu? Yani İstanbul Belediye Başkanlığı size yakışıyor mu? Kanımca bugün İstanbul'da bir belediye seçimi yapılsa, yenilense, İmamoğlu aldığı oyların yarısını bile alamaz. İmamoğlu bugün İstanbul'da seçim olsa aldığı oyların yarısını alamaz. Peki şimdi İmamoğlu'nu siyasi olarak parlatan nedir AKP medya bizim burada tartışmalarımız biz onu eleştirsek bile değil mi ona fayda sağlayan argümanlar haline geliyor ve icraatları geri planda kalıyor efendim işte bilmem kime hakaret etti siyasal men cezası verelim mi siyasetten yasaklayalım mı konuşmaları bile onun İcraattaki başarısızlığını kapatacak şeyler. Buna izin veren kimdir? AKP ve kanadı. İmamoğlu ne diyor? Efendim ben YSK üyelerine hakaret etmedim. Benim sözüm seçimi engelleyenlerden sözüm İçişleri Bakanı'ydı. O zaman derler ki adama yanlış yorumluyorsunuz diyor. Kardeşim sen yoruma açık net olmayan yoruma açık ifadeler kullanırsan Açtığın yoldan herkes gider ve yorumlar. Yoruma kapalı konuşsaydın, deseydin ki, yani arkanda hakikaten 16 milyon insan destekçin varsa, <laughs> ben İçişleri Bakanı'na ahmak diyorum diye. E bunu demedin. Birisine ahmak diyorsun. Herkes diyor yorum yapıyor, YSK üyelerine hakaret ettin. Hayır diyor, ben ona demedim diyor. Onu savunanlar da diyor ki, muhatabı İçişleri Bakanı'ydı. E kardeşim o kadar güçlüysen, güveniyorsan, ve hakaret etme yetkisini, gücünü, sorumsuzluğunu kendinde buluyorsan hakaret ettiğin kişinin de adını verseydin. Yok efendim bunlar yoruma tabi de o değildi bu değildi. Şimdi gelelim 10 Kasım'a. Şimdi bu mantıkla birçok insan izledik şu ana kadar yorumları Türk medyasında, anlı şanlı medyamızda bazı yorumculardan. Efendim laikliği anlatıyor, laikliğin Atatürkçülüğün temsilcisi benim mesajı vermek istiyor bu dansıyla diyenler oldu. Böyle düşünenlerin sayısı çok. O zaman ben de şimdi soruyorum. Bu mantıkla ne kadar sığ. Bu mantık doğruysa yarın anıt kabirde de dans ederseniz normal midir mesela? Yani anıt kabirde de İmamoğlu gidip dans ederse normal midir? Bu çok mu absürt, saçma geldi? Anıtkabir'de İmamoğlu'nun dans etme düşüncesi çok saçma geliyorsa bazılarına 10 Kasım kutlamasında niye saçma gelmiyor? Bakın o görüntülerde kendilerinden başka dans eden yok. Atatürk'ün önüne geçerek şov yapmak Atatürk'e hakarettir. Toplumsal adetlere, örflere, geleneklere göre bir örnek vereceğim. Böyle bir kural yok vereceğim örnekte ama Kurallar bazen yasalar tarafından, otorite tarafından koyulur toplumsal kurallar, hukuk kuralları gibi. Bazen örfler, adetler, gelenekler, bölgesel e, e, alışkanlıklar olur. Şimdi mesela bir düğüne gittiğiniz zaman gelinle damat var değil mi? Gel, o gecenin kahramanları gelinle damattır. Gelinle damadın önüne geçecek elbise giymeniz bile yadırganır toplumda, Tabii. orada. Nişanda... <laughs> Ne oldu heyecanlandık sesimiz de çatallaştı galiba ya da ben bağırdığım için mi e, susarken gayet iyiydik devam edeyim şimdi nişan töreninde bile nişanlanacak çiftlerden daha şık elbise giymemeye kadınlar özellikle dikkat eder Tabii. çünkü gecenin kahramanı nişanlanacak kızdır damattır damadın önüne geçemezsiniz zaten damat elbisesi özel olduğu için işte papyon falan mümkün değil ama kadınlar buna dikkat eder şimdi burada bu toplumsal örfe, normlara, toplums toplumun koyduğu yazılı olmayan normlara bile uymamış. Önüne geçmiş. Şimdi bu mantıkla bir daha söylemek gerekiyor. Çünkü bazı sözleri tekrar etmekte fayda var. Anıtkabir'de dans edebilir miyim ama Değil mi? Kınanacak bir davranış olur. Anıtkabir'de 10 Kasım törenlerinde yıllarca slogan atan bazı meczup meczuplar çıktı. Anıtkabir'de bugün birisi ben layıkım dans ederim derse o da meczup olur mu? Olur. Şimdi burada Türkiye'de teknik olarak Atatürkçülüğün geldiği bir nokta var. O da şu. Yeni bir kavram Atatürk'süz bir Atatürkçülük ortaya çıktı. Atatürk'süz bir Atatürkçülük ortaya çıktı. Ne demek bu? Ben Atatürkçüyüm diyor ama yaptıkları her şey Atatürk ilkelerine ay aykırı. Buna oksimoron bir mantık diyoruz. Oksimoron demek iki zıt şeyi bir araya getirip aynı cümle içinde kullanmak ya da aynı davranışta bulunmak. Burada Atatürkçüyüm deyip Atatürk'ün yapmadığı şeyi yapmak yani bu dans olayı değil genel olarak söylüyorum. Atatürk mesela anti emperyalist. Atatürkçüyüm deyip emperyalistlerle birlikte olursan Atatürkçü değilsin. Oksimoron bir mantık olur. Mesela oksimoronu böyle çok acayip bir laf gibi geliyor ama birkaç örnek verirsem bütün izleyicilerimiz anlar. Mesela orijinal kopya dediğimiz zaman Oksimoron bir mantık oluyor. Orijinal mi? Kopya mı? Orijinal evet. demek Hı. esası demek. Kopya tamam. değil. Mesela şu e, yani iki kağıt, zıtlı bir arada kopya kullanmak derse, gibi. Evet. Mesela çok kullanılan bir şey. Sessizliğin sesi diyoruz, değil mi? Evet. Ya sessizse onun sesi olmaz, olmaz. gibi. E, mesela kötü şans diyoruz. Ya kötüyse şans iyi bir şey. Kötüyle iyi bir arada. Ee, mesela sıcak dondurma gibi böyle kavramlar bir araya geliyor. Şimdi Atatürkçülük'te de oksimoron bir Atatürkçülüğü bilhassa özellikle Türkiye'de yerleştiren insanlar var. Merak ediyorum 10 Kasım'da İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı koltuğuna Atatürk'ün koltuğuna oturması için adı geçen kişinin bu dansına CHP yönetimi ne dedi? Bilen varsa hatırlatırsa Biliyor, sevinirim. Kadar yok. Yani Atatürk'sü 10 Kasım'da Düşünce dans Derneği etmek dedi? oksimoron bir davranış mı oluyor o zaman? Sayın Cevizoğlu. Matem ya. Tabii hem, ki matem ama. Hem öyle bir davranış oluyor. Hem Atatürk'süz Atatürk'ü anmak oluyor. Orada istediğiniz kadar bu danstan önce Atatürk hakkında konuşmalar yapın. Atatürk'ün sevdiği şarkıları çalın dinleyin. Hiç fark etmez. Yaptığınız hareket Atatürk'ün anlaşılmasının, topluma yayılmasını önüne geçecek bir davranış. Millet sizin dansınızı konuşuyor. Şimdi dans etmek güzel bir şey. Nerede ve ne zaman? Zaman ve uzam kavramları var. Nerede ve ne zaman dans edeceğiniz önemli. Gereksiz, anlamsız yerlerde dans ederseniz yarın siyasal dansta kaybedersiniz. Değil mi? Siyaset de bir dans. Yarın çıkacağınız siyasi dansı kaybedersiniz. Yerinizi bileceksiniz. Atatürksüz, Atatürkçülük bir kabuk haline geldi. Yani bir böceğe düşünelim. Böcek kurumuş veya ağacın kurumuş kabuğunu düşünelim. Dokunduğunuz zaman elinize gelir ya kabuk. Bunun gibi içi boşaltılmış bir kavram haline getirmekten mutlu olan sahte ve goy Atatürkçü kesimler var. Bunlar Atatürkçülüğü rahat kullanabilmek için Atatürk'ün özünü onunla ilgili bilgileri, onunla ilgili açıklamalara Melik de sık sık söylüyor, ölü numarası yapıyorlar. Şimdi Örnek verelim. Bugünkü bugün bunu kimlerin yaptığını herkes biliyor. Kenan Evren'den örnek verelim. Darbeci Kenan Evren Atatürkçülüğün içini boşaltmış birisidir. Miting meydanlarda kutsalları kutsalları nesneleştiren bir davranış sergiliyor o insanlar ve Kenan Evren de yapmıştı. Kur'an-ı Kerim elinde miting meydanına çıkıyordu. Televizyonların karşısına çıkıyordu. Ya bugün Erdoğan bile Kur'an-ı Kerim'de çıkmadı. Namazını kılıyor. duasını ne diyor? İslami kavramlar kullanıyor. Her cümlesinde hamdolsun diyor. Bugün törende ya Allah bismillah diyor ama biz Kur'an-ı Kerim'le Erdoğan'ın şov yaptığını görmedik. Kenan Evren yapıyordu mesela. Aynı şekilde nutku elini alıyordu. Atatürkçülere de eziyet edilen 80 darbesinde. içi boşaltılmış bir mantıkla Atatürkçülüğü getiriyordu. Şimdi bunun başka örneklerini vereyim. Atatürksüz Atatürkçülüğe. Ekmelettin'e oy vermemek Atatürkçülük değildir sözü. Bir oksimoron mantık ve içi boşaltılmış bir Atatürkçülük. Mesela İmamoğlu'nun vaktiyle söylediği, Kanal İstanbul'a hiçbir Atatürkçü evet diyemez sözü, Atatürksüz bir Atatürkçülüktür. Atatürk'ü biraz ben İmamoğlu'yla konuşmak isterim toplum önünde. Atatürk'ün partisiyim diyor. Buna Türkiye'de ADD dediğimiz kısaca Atatürkçü Düşünce Derneği ne der mesela? Destekledi mi? Destekliyorsanız niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Toplumdan mı çekiniyorsunuz? Desteklemiyorsanız CHP'den mi çekiniyorsunuz? Niye sesiniz çıkmıyor? Ya biz niye bilmiyoruz mesela Atatürk'ün düşüncesini yaymak için kurulmuş olan bir dernek bu dans konusunda ne düşünüyor? CHP ne düşünüyor? Şimdi ben size bir görüntü göstereceğim. Şöyle arkadaşlar. Burada Atatürk'ün dans görüntüsü var. Evet, biraz daha belki Ulkibeği evet. Gelince. Ekrana geldiniz Peki. görüyoruz şu an. Şimdi bu bir dakika büyüteceksiniz ama bu nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün ya da şöyle soralım. 17 Ocak 1929'daki dansı bu Atatürk'ün. Evet, görüyoruz şu an. 1929'da büyütebiliyor muyuz arkadaşlar? Şu anda tam Yani bu herkesin bildiği bir görüntü. Evet. Evet, biz daha göremedik burada. Evet. Bu çok ünlü bir şey. Mesela biliyor muyuz Atatürk şurada kimle dans ediyor? Okuyorum. Manevi kızı Nebile'nin düğün töreni. O dans ettiği kişi Nebile. Yani dans ettiği kişi Nebile onun töreninde, düğün töreninde onunla dans ediyor. Nerede dans ediyor? Bir ölüyü büyük insanı anarken dans etmiyor. Düğünde dans ediyor Atatürk. Atatürk nerede dans ediyor ve bunu kural haline getirdi? Cumhuriyet balolarında dans ediyor Atatürk. Yani. Cumhuriyet balolarında. Bir şeyi kutlarken dans edersiniz. Efendim ben Atatürk'ü anıyorum 10 Kasım'da. Fikrimin ince gülü çaldı ama ben, benim bir fikrim yok diye ortaya atarsanız kendinizi, yani fikrinizin ince gülü çalarken sizin fikirsizce ortaya kendinizi atmanız bana göre skandaldır. Efendim bu laiklikle falan alakası yok. Laikliği dans etmekle eş görenler, işte Atatürksüz Atatürkçülük yapanlar. Türkiye'de böyle çok insan var. Türkiye'de bu goygoycu Atatürkçülüğü kurtaramadıktan sonra Atatürkçüler asla iktidar olamaz. 70 yıldır olamadılar. Zaten ne kadar Atatürkçü oldukları herkesin tartıştığı. Olduk Atatürk'ün önem verdiği, bunları topluma anlatmak Biz istemezler. olduk ama. Çünkü kendi... Ne dedi? Biz Atatürkçüyüz ve iktidar olduk. E, tebrikler. Şimdi Atatürk ama siz iktidar oldunuz da Masum Beyciğim. Demokratik siz Atatürk, sol parti olarak partiyi iktidar partiyi oldu. Atatürkçüyüz. Atatürk kurulduğumuz günden Sizin Atatürkçü düşünce yani. Sizin partiniz sizin partiniz Bülent Ecevit'in, Rahşan Ecevit'in kurduğu partiydi. Girmeyelim şimdi oralara. Hiç. Ben Atatürk'ün kurduğu kururum. ve Atatürk'ün partisi CHP'yi Atatürk kurmuş. Herkes devam edin. devam diyorum. edin. Biz, devam biz edin. Biz edin. olunca Masum Bey devam edin. Lence, bir dakika. Bitince, Bey mi? devam edin. Olur edeyim. mu ya yani? böyle bir düşünce? Peki. Yapmayın. Atatürk'ü düşüncede bu yok yani. Peki. Buyurun Hulki Bey Ucanım, devam ben edelim. Ben konuşacağım? Masum Bey mi Hulki Bey buyurun söz sizle. Devam edin lütfen. Şimdi Atatürk 29 Ekim'de Cumhuriyet bayramlarında balolar düzenliyordu. Bunu gelenek haline getirdi. Çünkü Türk kadınının topluma kazandırılması için, kadınları onurlandırabilmek için, sosyal hayata katılması için onun bunu göstermesi gerekiyordu. Şimdi ilk baloda ne olmuş mesela? Atatürk'ün ilk Cumhuriyet balosunda sadece Müslüman erkek ve kadınlar katılmış. Sadece Müslüman erkek ve kadınlar katılmış. Ne zaman 29 Ekim 1925'te. Yani Cumhuriyet'in ikinci yılı. Nerede yapılmış? İstanbul'da o zamanlar çok ünlü bir Şengül Hamamı var. Öyle tarif ediliyor. Hani adres verilirken falanca yerin yanında diye. Kaynaklar diyor ki Şengül Hamamı'nın yanındaki Türk Ocağı binasında düzenleniyor. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1925'te. Şimdi orada İsmet İnönü var. Onu da göstereyim. Bakınız şöyle. Evet büyük ekran bizde getirelim izleyicilerimiz görebilsinler. Görüyoruz şu anda. Evet. Çekebilir miyim? Ben göremiyorum burada. Evet tamam. alabilirsiniz. Siz biraz Şimdi, geç görüyorsunuz herhalde ben söyleyeyim size gösterdiğiniz zaman. <laughs> Buyurun. Evet. Atatürk dans etme yarışmaları düzenlemiş. Ve bu balolar da gelenek haline gelmiş. Evet. 1926'daki Cumhuriyet balosundan sonra Osmanlıca yayınlanan resimli Perşembe isimli bir dergi var. Osmanlıca yayınlanan resimli Perşembe Perşembe isimli bir dergi var. Şu başlığı atıyor. Bu sene Cumhuriyet Bayramı ilk defa medeni bir şekilde kutlanmıştır diyor. Atatürk'ün görüntüsü bu. O oradaki görüntü. Bu fotoğrafları hep biliyoruz ama Şu biraz tembelliğimizden olsa gerek bakmıyoruz nerede ne oldu bunun anlamı ne gibi. Teşekkürler gördüğü evet. ekranda şu anda. Şimdi e, sonuçta İmamoğlu'nun bu dansının nasıl bir mantık, nasıl Atatürkçülük, e, Atatürksüz bir Atatürkçülüğü egemen kılmaya yönük şova, gösteriye, gösteri toplumu üretmeye yönelik olduğunu görmüş oluyoruz. Yani bana sorarsanız bir Atatürkçü olarak ekranda konuşmasaydın, e, dost arasında konuşsaydın ne derdin derseniz… Kınıyorum derdim. Peki. Başka yerde dans ederseniz tebrik ederiz, ama 10 Kasım'da dans ederseniz toplumun törelerine aykırı. Teşekkürler. Zannediyorum tamamladınız değerlendirmenizi Sayın Cevizoğlu. oldu. Teşekkür evet, ediyorum. Evet, daha Şimdi, çok var ama. Evet, e, ama yeter oldukça aslında e, önemli noktalara değindiniz.